Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Rahmi Otopazarı'na geldim. Satışlar durdu ve piyasa durgun diye bir söylenti var. Bakalım nasıl fiyatlar? Fiyatlarda düşüş olduğu söyleniyor. Hep beraber şimdi başlayacağız. Rahmi Otopazarı'ndayım. Eylül ayının son haftasındayız. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet, piyasa arabaların olduğu yere geldim şöyle. Hemen önümde bir tane Ege var. Hemen Ege'nin özellikleriyle başlayacağım. Hızlı hızlı söyleyip arkadaşlar sizi yormadan fiyatları ve kilometreyi söyleyip hemen hızlı hızlı geçeceğim. Bakalım şimdi 2017 model Fiat Ege 1.6 Multijet 164.000'de servis bakımlı. Otomatik vites yarısı peşinatlı, 20 ay senet yazılmış. %40 peşinatlı arkadaşlar, 36 ay kredi yapılıyormuş. 759.750 TL bunun fiyatı var. Hemen yanda Linea'mız var, ona bakalım. Şöyle gösteriyorum. Evet, tekerleği lastla arkadaşlar bu arada Linea'nın. Çok hemen bariz belli oluyor buradan. Bilmem görebiliyor musunuz? Hemen şöyle göstereyim. Şimdi hemen özelliklerine geçiyorum. 2017 model Fiat Linea 1.3 Multijet Euro 6 motor 150.000'de masrafsız. Fiyat hemen şurada yazıyor. 565.700 TL buna fiyat yazılmış. Yanda arkadaşlar Station Wagon Clio var. Şöyle göstereyim. Evet, Clio'nun tutulan modellerinden arkadaşlar bu. Hemen şöyle bakın. Sis farı yok arabanın. Evet, kapaklarda kapak arkadaşlar. Jantlarda şöyle hemen şeyi görüyorum, klipsi. Hemen bakalım özelliklerine. 2015 model Renault Clio Sport Tour SV 1.5 dizel 119.000 kilometrede yokuş kalkış desteği, hız sabit desteği masrafsızmış. Şöyle 649.700 TL fiyat yazılmış. 290.000 kredi, 36 ay çıkartırız yazmışlar. Yarısı peşinatla, 36 ay senet oluyormuş arkadaşlarım bu araba. Yanda yine bir sembolümüz var arkadaşlar. Eski kasa sembollerden bu. Hemen şöyle etrafını gösterip hemen özelliklerine geçiyorum. Evet, sis farı yok arabanın arkadaşlar. Kapaklar. Evet, jantlarda kapak, şöyle gösterebilirim. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2010 model Sembol 1.2 benzinli 200.000 kilometrede klimalı, değişensiz, masrafsız. Fiyat 435.700 TL'de buna fiyat yazılmış. Yanında hemen bir tane Golf'ümüz var. Şöyle gösteriyorum. Evet, sonraki yandaki spor arabayı da alacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Hemen şöyle, evet, çelik jantlı model. Şöyle bakın. 2016 model Golf 1.6 dizel 90 beygir 177.000'de orijinal, kazasız, masrafsız, full paket yazılmış. Şöyle bakın, fiyatı 869.700 TL ve arkadaşlar yanda eski model üstü açıklardan Megane var. Şöyle bakın, jantları gerçekten çok güzel. Evet, şöyle gösteriyorum, jantlara bakın, yere yakın arkadaşlar. Hemen özelliklerine geçelim, hatta şöyle biraz içini göstereyim size de öyle geçeyim özelliklerine. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, araba ön koltuğu geri aldığınızda arkadaki yan ayakları yukarı kaldırmak zorunda kalıyor. Şöyle içeri bakın. Hemen şimdi özelliklerine geçeceğim. 2001 model Renault Megane 1.6 16 Wife klimalı yeni muayene, kabrio üstü açıktır. Fiyatı 239.700 TL. Aslında güzel yeni başlayanlar için. Değerlendiririz tabii ki. Yanında hemen bir tane Polo'muz var. Şöyle gösteriyorum. Jantlar kapak bu arada. Şöyle bakın. Şimdi hemen özelliklerine geçiyorum. 2016 model Polo 1.4 dizel 170.000 kilometrede sıfır ayarında masrafsız yazılmış. Şurada arkadaşlar 715.700 TL'de fiyatı var bunun. Hemen yanında Chevrolet var arkadaşlar. Cruze. Bu arabalar biliyorsunuz çok piyasa arabasıydı bir ara. Chevrolet Türkiye'de elini çekmese gerçekten uçardı bunlar. Hemen şöyle yandan da göstereyim size. Evet, tekerleri görüyorsunuz arkadaşlar. 17 jant. Kocaman. Çelik jant arkadaşlar arabamız. 2011 model Chevrolet Cruze 1.6 LS benzinli 90.000'de full orijinal, kazasız, masrafsız. Evet, bunda fiyat yazmamış. Hemen yandakine geçelim. Yandakinde de fiyat yoksa arkadaşlar arkaya döneceğim. Bakalım. Evet, onda da fiyat yazmıyor. Hemen arkama bakayım. Arkada da çok güzel piyasa arabalarımız var. Evet. Fiyat yazanları bulmaya çalışıyorum arkadaşlarım siz için. Evet, şurada evet fiyat yazıyor. Neymiş bu? Peugeot 206 arkadaşlar. Bu arabamız şöyle bakın, çelik jantlı bir model. Hemen şöyle gösteriyorum. Hemen şu yandan da çelik jantı aldık. Yanda basamak da var. Yani bunlar koruyucu yapılmış. Hemen bakalım, 2005 model Peugeot 206 1.4 dizel 4 lastik yeni USB, CD, BT, radyo, takas olur yazılmış. Mükemmel kondisyon yazılmış. Şöyle görün. 255.000 TL'de buna fiyat yazılmış. Hemen yanında Opel'imiz var bir tane. Opel Corsa arkadaşlar, hatchback. Evet, yeni kasaya benziyor. 2015'in sonrası yapılmış bir arabaya benziyor. Bakayım, evet, çelik jantlar. Şöyle bakın.
2016 model Opel Corsa 1.4 Estian otomatik vites 56.000 kilometrede bakımlı orijinal kilometre 758.000 TL'de buna fiyat yazılmış. Yanında hemen bir tane şöyle arkadaşlar Toyota Auris var. Şöyle gösteriyorum size. Evet şu yanda da 4 tane mikro var arkadaşlar. Bayan arabası, kadın arabası diye geçiyor ama erkekler de kullanıyor tabii ki. Onlar da fiyat yazıyorsa onları da söyleyeceğim hemen size. Şöyle gösteriyorum. Hemen özelliklerine geçelim. 2010 model Toyota Auris 1.6 Elingaç paket LPG işli 170.000 kilometrede otomatik vites start stop anahtarsız çalıştırma değişensiz iki boya varmış sadece aramada otomatik vites arkadaşlar görüyorsunuz 685.000 TL yazılmış. Hemen mikroya bakayım fiyat yazıyor mu? Evet şöyle yaklaştırayım hemen size. Bunu da yazmıyor. Hemen yandakinde yazmıyor. Evet arkadaşlar ben fiyat olan yerlere geçiyorum. Bekleyin beni hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Önümde bir tane Opel Astra var. Eski kasalardan arkadaşlar bakalım hemen özellikle fiyatını. Evet çelik çat modeli şöyle bakın. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2010 model Opel 1.3 CTI Astra Enjoy paket 111. yıl 6 ileri vites 545.000 TL özelliklerine geçelim 4 cam otomatik 4 airbag yol bilgisayarı hız sabitleyici dijital klima yağmur sensörü fark sensörü far sensörü immobilizer sis farı çelik cat varmış arabamızda hemen yanında eski kasa bir C5 var arkadaşlar bayağı da uzun sedan evet ön kaputunda biraz güneş yanıkları görüyorum ben. Evet cadları orijinal arkadaşlar bulun. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2008 model Citroen fullmuş arkadaşlarım. Araba C5 1.6 dizel 280.000 kilometre 465.000 TL'de buna yazılmış. Ve araba sunrooflu şöyle bakabilirsiniz. Hemen özelliklerine geçiyorum. Sunroof katlanabilir aynalarmış. Dijital klima, far, yağmur sensörü, hız sabitleyici, yol bilgisayarlı, 4 cam otomatik elektrikli ayna varmış. CD çalar ve çelik cat 8 adet arkadaşlar. Bu arabada airbag var. Hemen yanında Dacia'nın Lodi'si var. Evet bu arabaları istiyorum gerçekten ama bizim aile kalabalık diye. Bakalım 7 koltuklu mu? Evet pazarda arkadaşlar kalabalık bu arada. Satışlar durdu deniyor ama pazar gerçekten kalabalık. Fiyatları tabii yorumları size bırakıyorum. 2019 model 6 ileri vites Dacia Lodi 1.5 7 kişilik 729.000 TL yazılmış. Özelliklerine geçelim. Çift airbag, ABS, ESP, 4 cam otomatik, elektrikli ayna, bluetooth, klima, yol bilgisayarı, sis farı da varmış arabamızda. Evet arkadaşlar 7 kişilik 2019 729 TL. Yani 1000 TL. Şöyle bakayım kapakları jant mı? Evet arkadaşlar jant değil bu kapak. Hemen şöyle yan tarafımızda Volkswagen yani. Hemen ona bakalım. Arkada hemen piyasa arabası var. Bundan sonra hemen piyasa arabasına geçeceğim. Öyle hemen özelliklerine geçiyorum. 2017 Kedi Maxi VW yazılmış. Klima, airbag, ABS, otomatik cam, merkezi kilit, elektrikli ayna, çelik cat 685.000 TL buna yazılmış. Hemen arkamızda bir tane piyasa arabamız var. Peugeot 301 olması lazım arkadaşlar bu araba. Hemen şimdi onu alacağım sizler için. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bakın. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2018 model Peugeot 301 1.6 dizel 190.000'de yol bilgisayarı ABS, ASR, klima 4, airbag 589.000 TL arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar piyasa arabası ve uygun oluyor fiyatlara. Tabii siz değerlendirmesiniz de. Hemen yanda Jetta'mız var bir tane ona bakalım. Şöyle gösteriyorum. Passat'ın 1.6 biliyorsunuz zaten. Hemen şöyle etrafını alıp hemen özelliklerine geçeceğim. Evet çelik çatlı modeli. Zaten bunlarda kapak çok zor olur diye düşünüyorum. 2014 model Volkswagen Jetta 1.6 TDI dizel otomatik 185.000'de otomatik vites. Yol bilgisayarı ABS, ASR, ASF, ESP, 6 airbag, klima, takas, vade, ol yapılır yazılmış. 790.000'de buna fiyat yazılmış. Yanında hemen bir tane L'miz var. Yine piyasa arabası. Şöyle gösteriyorum size. Hemen yan tarafını da alacağım. Hemen şöyle bakın. Evet jantlar kapak. Onu söyleyebilirim. Hemen özelliklerine geçeyim. 2014 model Fiat Linea 1.3 Multijet Dizel 210.000 kilometrede yol bilgisayarı ABS SRS klima 2 airbag otomatik cam 489.500 TL buna fiyat yazılmış. Hemen yanında eski kasa aksentimiz var. Onu alalım. Sonra hemen yanında Clio 2 var arkadaşlar. Onu da alacağım. Şöyle gösteriyorum. Hemen şimdi yan tarafını da alayım. Şöyle bakın.
Hemen özelliklerine geçiyorum. 2011 model Hyundai Accent Era 1.5 dizel 202 bin kilometrede yol bilgisayarı, ABS, SRS, 2 airbag, klima, 4 cam otomatik elektrikli aynaymış arkadaşlar. Arabamız 410 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Hemen yanında Clio 2'miz var, onu alalım. Şöyle bakın, evet cadlar çelik. Hemen şöyle sisfırı da var arkadaşlar arabada. Hemen şöyle yan tarafı da alıyorum. Şöyle bakın. Şimdi hemen özelliklerine geçelim. 2011 model Renault Clio 3. Renault Clio 3'müş. Ben 2 diye biliyorum ama doğrusu siz bilirsiniz. 1.5 dizel otomatik 220 bin kilometrede yol bilgisayarı, ABS, ASR, ESP, hız sabitleme, 4 airbag varmış. Şurada da arkadaşlar otomatik vitesli aracımız. 1.5 dizel 220 binde bakımlı aile aracı yazılmış. Fiyatı şöyle söyleyeyim hemen. 489 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Hemen yan tarafımızda yeni Linea'mız var. Şöyle çelik çatlı Linea. Şöyle gösterebilirim size. Hemen şöyle yan tarafını da alacağım. Hemen şöyle bakın arkadaşlarım. Şöyle gösteriyorum. Hemen şimdi özelliklerine geçeceğim. 2009 model Fiat Linea Emission paket full 1.3 multijet dizel Emission Plus full artı full A yol bilgisayarlı, ABS, ASR, ESP dijital klimalı, 4 airbag varmış, güzel. 4 cam otomatik, 355 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Yanında i20'miz var. Eski i20'lerden biraz daha yüksek arkadaşlar. Bu araba bakın Linea boy farkına siz kendiniz karar verin. Hemen şöyle yan tarafta alacağım. Evet sis farlı güzel duruyor. Eski kasam arkadaşlarım. Çelik çatlı. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2011 model Hyundai i20 1.4 dizel full artı full ABS, ASR, ESP cam tavan sağruflu. Hemen şöyle göstereyim cam tarafını. Evet komple cam tavan arkadaşlar. 4 airbag, klima, otomatik cam, takas vade yapılır. Elektrikli aynı da varmış araçta. 520 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Hemen yanında Chevrolet Aveo var arkadaşlarım. Şöyle gösteriyorum. Çelik çatlı evet. Rengi uydurmuşlar arkadaşlar. Çelik çatları sis farı yok. Onun yerine havalandırma tarzı bir şey var. Hemen şöyle göstereyim size. Şimdi hemen özellikleri ve fiyatına geçiyorum. 2011 model Chevrolet Aveo 1.2 benzin artı LPG ile 269 bin TL. 269 bin kilometrede yol bilgisayarı, ABS, ASR, 2 airbag ile klima, otomatik cam, hidrolik direksiyon varmış. 359 bin TL. Hemen yanına Citroen. Görüyorsunuz cam tavanlı. Hemen şöyle bakın. Çelik çant. Evet. Öbür tarafını da alacağım. C3 olması lazım arkadaşlar. İlk çıkanlarından. Bunları sedan kasalarında biliyorsunuz zaten. Bir de bunların yeni şeyleri de var bu arada. Yeni modelleri de çıkıyor. Devam ediyor yani. 2005 model Citroen C3 cam tavanlı. Şöyle göstereyim. 1.4 dizel yol bilgisayarı, ABS, ASR, 4 airbag, dijital klima, cam tavan, sunroof, hidrolik direksiyon, 329 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Hemen yanında sembolümüz var. Onu da alalım, piyasa arabamız. Şöyle gösteriyorum size. Evet, diri bir sembol arkadaşlar. Bu sis farı da var. Bakayım kapaklar mı, çelik çatlı kapak arkadaşlar. Bu arada hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2017 model Renault. Sembol 1.5 dizel 149 bin kilometrede yol bilgisayarı, klima, ABS, ASR varmış ama fiyat yazılmamış. Hemen yandakine bakayım. Evet yandakine fiyat yazıyor arkadaşlar. Renault arkadaşlar bu. Hemen şöyle göstereyim. Cam tavanlı. Yani cam değil sunroof'lu öyle söyleyeyim size. Şöyle bakın çelik çatlı. Hemen şöyle sis farı da var arabamızın. Şöyle evet. Arkadaşlar aynalarda bilet. Özellikle aynalar. Bunlar çok şık oluyor bu arabalara. 2012 model Renault Full Gas 1.5 dizel dinamik plus full artı full paket sunroof 8 airbag hız sabitleme dijital klima varmış. Evet şöyle cam tavanı sunroof'u da göstereyim hemen size. 545 bin TL arkadaşlar bu arabanın fiyatı. Hemen yan tarafımızda BMW'miz var arkadaşlar. Eski kasa ama efsane kasalar. Çelik çatları görüyorsunuz orijinal. Hemen şöyle göstereyim size. Diri arkadaşlar. Yanda da bir tane tifomuz var. Ondan sonra tifoyu da alacağım. Fiyatları neymiş? Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar sizi çok sıkmadan. 1995 model BMW 318 1.8 benzin artı LPG otomatik vites ABS, ASR, klima, 6 airbag, otomatik cam. Fiyatı 346.500 TL'de buna yazılmış. Bakalım tipoları çok merak ediyorum. Ne kadar olmuş fiyatları? Şöyle gösteriyorum. Merhabalar. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum.
Bakalım arkadaşlar, 1998 model, Fiat Tipo, benzin artı LPG, hidrolik direksiyon, otomatik cam, merkezi kilit, çelik cat, 248 bin TL buna fiyat yazılmış ve takas olur yazılmış. Evet arkadaşlar, Fiesta'yı da alayım sizin için, alayım. Fiesta eski kasa Fiesta'lardan. Merakı olanlar için. Bir de arkada bir tane Honda gördüm arkadaşlar, onu da alacağım size. Bakın hatta şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık. Şimdi daha sonra tek kapı, onu da alacağım. İlk önce Fiesta'yı söyleyelim. Şöyle gösteriyorum. 2006 model Ford Fiesta'nın 1.6 dizel yol bilgisayarı AS, ABS ASR klima 2 airbag'le 416 bin TL fiyat yazılmış. Ve hemen şu arkadaki calavara geçiyorum, Honda'ya. Arkadaşlar Honda'nın duruşu bile yere çok yakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Tekirdağ plakalı. Şöyle bakın. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2011 model Honda CR7 hibritmiş arkadaşlar. Evet, elektrikli yol bilgisayarı, ABS, ASR, ESP, dijital klima, 6 airbag, hız sabitleme, otomatik cam, 625 bin TL fiyat yazılmış. Arkadaşlar pazar kalabalık bence. Yani pazar günü diye muhtemelen böyle. Ekim'in son haftasıyız dediğim gibi. Arkadaşlar ben yine gelmeye devam edeceğim. Yorumlarda bana destek olsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. İyi günler.